Sizlere bu bilinç düzeyine erişim için 3 veya 4 giriş noktası önerebilirim. Bunu yaptıktan sonra sohbete devam edebiliriz. Giriş noktası çok basit. İlk kitabım olan Şimdinin Gücü adlı kitabın isimlendirilmesiyle de alakalıdır. Bütün hayatınızın şimdiki andan, sadece ve daima şimdiki andan ibaret olduğunu anlamaktır. Birçok insan belki bunu soyut manada bilebilse de bunun gerçeğini hissedemezler. Sizleri bu söylediğimin hakikatini sezmeye ve hissetmeye davet ediyorum. En büyük filozoflar bile bu ifadenin gerçekliğini inkar etmeyecektir. Her ne deneyimlerseniz deneyimleyin, o şimdiki andır. Tüm yaşantınız şimdiki anda ortaya çıkar. O sizin sahip olduğunuz yegane şeydir. Çoğu insan bunu gerçekmiş gibi yaşayamaz. Sanki gerçek olanı tam tersiymiş gibi yaşar. En önemli olan gelecek zamanmış gibi ya da bir sonraki anmış gibi yaşarlar. Bunun sebebi düşünceyle haddinden fazla özdeşleşmeleridir. Bir sonraki an hakkında düşünceler, olasılıklar bunu doğurur. Eğer bu idrağa gelebilirseniz, bu elimdeki her şey. Yaşanan her şey şimdiki andır. Bu şüphe götürmez bir gerçektir ve başka hiçbir şey yoktur. Bunu tamamen kavradığınız o an içinizde bir uyanıklık doğar. Wow! Gözünüz öyle bir şeye açılmıştır ki bu anın varlığını, gücünü, bu andaki yaşamın gücünü idrak etmişsinizdir. Ki o da duyulardan ibarettir. Pekala, şimdiki an nedir, buna bakalım. Buradaki şimdiki an bu odadır. Buradaki algıladıklarımızdır. Gördüklerimiz, duyduklarımız, ışıklar, odanın tamamı. Dikkatimizi verip bunları gerçekten algılamaya çalışalım. Buradaki algıladıklarımız dışında şimdiki an diyebileceğimiz bir şey var mıdır? Evet, yeterince derin bakarsanız vücudunuzdaki içsel enerji alanını da hissedebilirsiniz aslında. Hayat dolusunuz. Bunu bacaklarınızda, kollarınızda, ayaklarınızda hissedersiniz. Bunlar şimdiki anın parçalarıdır. Fiziksel vücudu kaplayan enerji alanını sezmek de hissedebileceğiniz bir şeydir. Yani dışsal duyumlar ve vücudunuzdaki canlılığı hissetmenizden bahsediyorum. Eğer tamamen düşünce olursanız canlı hissedemezsiniz tabii. Tamamen düşünce olduğunuzda evinizin sadece üst katındasınız, yani kafanızda. Evin tamamında yaşamıyorsunuz, sadece üst katta yaşıyorsunuz demektir. Şimdiye gelirseniz vücudun tamamında yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu şimdiki anı deneyimlemenizin bir parçası olur. Duyumlar, evet, hatta suni ışıkta bile bir canlılık vardır. Tabii ki güneş ışığını tercih edebilirsiniz. Ben de güneşi tercih ederim tabii ki. Fakat suni ışıkta bile bir güzellik ve canlılık vardır. Genellikle gözden kaçırılan şey budur. Bu koltuğun dokusunda bile bir güzellik ve canlılık vardır. Veya giysinizde ve kesinlikle çiçeklerde. Ansızın bunların farkına varırsınız. Hepsi bu kadar değil, henüz şimdiki ana giriyoruz. Ansızın dışsallar ve bu etraftakilerin canlılığının kıymetini anlamaya başlarsınız. Başkaları bunu anlamak için LSD alır. LSD alan kişiler bazen bir çaydanlığa bakar ve ''Wow, aman tanrım'' der. Sizin buna ihtiyacınız yok. Sadece anda olursanız gördüğünüz seri üretim bir çaydanlık dahi olsa ondaki güzelliği takdir edersiniz. El yapımı ve elde boyanmışsa daha da güzeldir. Fakat seri fabrikasyon ürün bile bir varlığa sahiptir. Yaşayan bir enerji alanıdır o. Bunu size her fizikçi söyleyebilir. O gördüğünüz nötr bir çaydanlık değildir. Molekül ve atomların sürekli hareketidir. Her şey son derece canlıdır. Fakat siz sürekli zihinsel gürültüde kısılı kalırsanız bunu kaçırırsınız. Sürekli içeri bilgi alarak bunları kaçırırsınız. Şimdiki an, duyumlarınız, vücudun içsel alanı. Şimdiki anda başka ne vardır? Gerçekten uyanık hale geçersiniz ve şimdiki an hakkında fark edeceğiniz bir sonraki şey, şimdiki anın daha derin seviyesi olan bilincinizde doğan bir şey olmadığıdır. Masa, odadakiler ve hatta vücudunuzun içsel enerji alanı dahi değildir. Bunların tamamı bilincinizde doğan objelerdir. Şimdiki anda daha derine gittiğinizde karşılaşacağınız insan yaşamının en olağanüstü sırrıdır. Karşılaşacağınız gerçek esasında hepsinin temelinde siz bilinçsinizdir.
Sizde bir varlık vardır ki onsuz hiçbir şey algılayamazsınız. Esasen kendiniz olan o bilinç olmadan ne odayı ne de vücudu algılayamazdınız. İsa buna dünyanın ışığı demiştir. Müritlerine siz dünyanın ışığısınız demiştir. Bu müritler özel insanlar değildi, balıkçılardı. Yani kesinlikle onlara siz VIP'siniz demiyordu. Onlar VIP'nin tam tersine sıradan insanlardı. Buna rağmen siz dünyanın ışıklarısınız dedi. Aynısını hem kendisi hem de diğerleri için söyledi. Yani ansızın keşfedersiniz ki en önemli seviyede esas özelliğiniz, özde kimliğiniz bilinçtir. Fakat bilinç sizin "Ah işte burada" diyebileceğiniz bir şey değildir. Çünkü bilincin kendisi bir obje olamaz. O baki kalan subjedir. İncil'de der, "Ben, o benim." Tanrı'ya ismi sorulduğunda Tanrı bu cevabı vermiş. Bu tüm varlıkların özde kimliğidir. Yani şimdiki andan bahsettiğimizde onun değişik seviyelerinden bahsederiz. Duyumlardan içsel vücudun canlılığını hissetmeye ve şimdiki an dediğimizin sonuçta bilinç ışığıyla aynı şey olduğunu anlamaya kadar seviyeler vardır. Çünkü bu her zaman baki kalandır. Ve bu bilinci kendiniz olarak hissedebilirsiniz. Şu anda siz olan varlıktır o. Hatta fiziksel varlığın ötesindedir. Ve bu uyanıklıktır, idraktır, bazen uyanış olarak dillendirilir. Burası aynı zamanda dinginliğin mekanıdır. Zihinsel gürültüden kurtulduğunuz yer. Yaratıcılığın kaynağı. Kavramsal olmayan zekadır. O köksel başlangıçta var olan zekadır. Ve içinizdeki buna dokunduğunuzda kısa idrak halleri şeklinde bir an için görürsünüz. Sonra kademeli olarak günlük yaşantınızla bütünleşir. O zaman o yerde kaynakta yaşamaya başlar ve daha üretken bir birey olmanın yanı sıra daha huzurlu bir insan da olursunuz. Ben konuşurken umuyorum ki sizler de şimdiki anın derinliğini deneyimleyebildiniz. İnsanlar şimdiki an dediğimizde şimdi olanlardan bahsettiğimizi sanırlar. Şimdiki anda olanlar sürekli değiştiğinden insanlar birçok şimdiki an var zannederler. Daha derin baktığınızda tabii ki sadece bu şimdiki an vardır. Daima bu an. Yani birçok şimdiki an olmayıp sadece bu anın alanı vardır. Yani onun alanı içinde olanlar vardır. Olanların içinde olduğu alan vardır. Ve bu alanda bilinçtir. Bu kim olduğunuzdur. Bunu anladığınızda kendinizi yanlış tanımlamaktan kurtulursunuz. Zihninizin size anlattığı, hikayenize dayalı yanlış benlik bilincinden kurtulursunuz. Başarı ve başarısızlıklarınız, diğerlerinin ne söylediği, kimliğiniz bir nevi hapis. Bu söylediğimiz spiritüalitenin özüdür ki çok basittir. Fakat her nedense okullarda bir sürü lüzumsuz şey öğretilmesine rağmen bu öğretilmez. İnsan yaşamanın en temel öğretisi olan bu gerçek öğretilmiyor. Ki bu bir inanç yapısı da değildir. Ben çocuklara bunu aşılayın demiyorum. Buna inanmak zorundalar demiyorum. Bu bir inanç değil, tecrübe edilerek öğrenilesi bir anlayıştır. Bu okullardaki ilk konu olmalı. Ben kimim? Bunu anladıktan sonra diğer hepsi çok kolay. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.